Allahu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve tevhidi bahisler kısa kısa okuyacağız. Üçüncü makam, ikinci şuanın üçüncü makamı. Bu makam tevhidin üç külli alametini icmalen beyan edecek. Birisinden bir kısım okuyacağız. Birinci alamet ve hüccet ki vahdehu kelimesi onun neticesidir. Vahdehu. Her şeyde bir vahdet var. Vahdet ise bir vahide delalet ve işaret eder. Evet, vahid bir eser, bilbedahe vahid bir saniyeden sudur eder. Bir elbette birden gelir. Her şeyde bir birlik bulunduğundan elbette bir tek zatın eseri ve sanatı olduğunu gösterir. Evet, bu kainat bin birlikler perdeleri içinde sarılı bir gül goncası gibidir. Bu kainat bin birlikler perdeleri içinde sarılı bir gül goncası gibidir. Belki de kainat esma ve efali umumiye ilahiyenin adedince, Allah'ın isimleri ve fiilleri adedince, tüm kainatı ihate eden isimleri ve fiilleri adedince vahdetleri giymiş bir tek insan-ı ekberdir. Bir cihette bakılsa bin birlikler perdeleri içinde sarılı bir gül goncası gibidir. Eskiden bu fizik kitaplarında böyle rastlamıştım, böyle yazıyor. Kainatın şekli nasıldır işte. Bazısı şöyle yapıyor, bazısı böyle yapıyor. Bazısı bir helezonik bir şekil veriyor böyle, enteresan. Demek düşünmüşler ilim adamları ama. Ama üstadın tarifi hakikaten ne kadar fıtri, ne kadar ruha böyle münasip, uygun insan fıtraten hemen benimsiyor yani. İnsanda bir hadsi sadık var ya. Böyle hakikati görünce tasdik eden bir his var insanda, bilmesek bile. Hakikaten çok uygun geliyor. Evet, bu kainat bin birlikler perdeleri içinde sarılı bir gül goncası gibidir. Belki esma ve efali umumiye ilahiyenin adedince vahdetleri giymiş bir tek insan-ı ekberdir. Belki de enva-ı mahlukat sayısınca, mesela yıldızlar, şeyler sayısınca, enva-ı mahlukat sayısınca dallarına vahdetler, birlikler asılmış bir şecere-i tuğba-i hılkattir. Belki de kainat bir ağaçtır. İşte yıldızlar o ağacın meyveleri gibi yani. Allah, ne kadar güzel değil mi? Evet, kainatın idaresi bir ve tedbiri bir ve saltanatı bir ve sikkesi bir ta bin bir birbirler kalır. Evet, semavat ne kadar geniş olsa da birbiriyle alakadar olduğu besbelli yani. Güneşimiz bugün kaçta doğduysa geçen sene bugün aynı saat aynı dakikada doğmuştur yani. O kadar intizamlı işleyen bir fabrika, bir çark gibi yani. Evet, kainatın idaresi bir ve tedbiri bir ve saltanatı bir ve sikkesi bir ta bin bir birler kadar. Hem bu kainatı çeviren isimler ve fiiller bir iken her biri kainatı veya ekserini ihata eder. Yani içinde işleyen hikmeti bir ve inayeti bir ve tanzimatı bir ve iaşesi bir ve muhtaçlarının imdadına koşan rahmet bir ve o rahmetin bir şerbetçisi olan yağmur bir, ve hakeza bir, ta binler birbirler. Hem bu kainatın sobası olan güneş bir, lambası olan kamer bir, aşçısı olan ateş bir, levazımat deposu ve hazineli direği olan dağ bir, sakacı ve sucusu bir ve bağları sulayan süngeri bir, ve hakeza bir, ta bin birbirler kadar. İşte alemin bu kadar birlikleri ve vahdetleri güneş gibi zahir bir tek vahid ahade işaret ve delalet eden
bir hüccet-i bahiredir. İşte alemin bu kadar birlikleri ve vahdetleri güneş gibi zahir bir tek vahid-i ahade işaret ve delalet eden bir hüccet-i bahiredir. Yani bu vahidiyet içindeki ahadiyet ancak onu, o bu birlik şeyi ancak onunla anlaşılır. Birlik. Ney bir cihette bakıyorsun uçsuz bucaksız bir kainat. Değil mi? E onun içinde o birlikler tabii sayıyor. Nevler var, fertler var. Mesela insan nevini alsak işte o bütün dünyanın her tarafına yayılmış. E bunu yaratan değil mi? İdaresi bir, tedbiri bir, tanzimi bir. Yani herkeste iki göz, iki kulak, bir burun, bir ağız sistem olarak da aynı. Gözlerimiz hepsi aynı yerde. Tamam bu vahidiyetin tecellisi. Ama fert olarak ele aldığımız zaman bakıyoruz ki Allah Allah. Her biri mahsus bir surette, mahsus bir ses, mahsus ta parmak izine varıncaya kadar, hatta ta şimdi daha ilimde inkişaf etti ya, yani adamın bir damla kanını yakalıyor polis değil mi? Ortaya çıkarıyor neslinin, necabını ortaya çıkarıyor. Bir kıl, bir tüyünü yakalıyor. Demek ki her şeyine kadar mahsus ona hususi. Ne olarak bu sistem olarak aynı. İki göz, iki kulak, bir burun, bir ayak, iki el, iki ayak. Hepsi de aynı sistem olarak. Ama buyurun, her bir fert tek tek hususu yaratılmış. Öyle değil mi ya Allah? İşte bu vahidiyet içinde ahadiyetin tecellisi, güneş gibi Allah'ın birliğini ne yapıyor? Gösteriyor. Kainat kendinden daha zahir. Hatta bugün şeyde okuduk, yani Yeşualar, evet. El-Hüccetü Zehra'da. Cenab-ı Hakk'ın varlığı kainatın varlığından bin defa daha zahirdir. Daha zahir. Daha açık. Bin defa daha. Allah. Ya çünkü dünya kararsız. Hiçbir şey kararında kalmıyor. Gidiyor ama ezeli, ebedi, daimi değil mi? Bir saltanat sahibi bir Allah değil mi? Saltanatın başında her şeyi devamlı ne yapıyor? Tazeliyor. Değiştiriyor. Ya tevhidçi. Ama yani inşallah üstadımızın müjdesi var şimdi. Herkes şaşkınlık içinde. Hatta din adamları bile ya ne olacak bu nesiller, ne olacak bu şeyler diye. Ama üstadımız öyle diyor. Ben en çok teselliyi orada buluyorum. Ya ne olacak hakikaten halimiz yani. Bu kadar zahir, bu kadar açık hakikatler. Ama insanlar maalesef gaflette yani Allah'ı unutuyor, bilmiyor, düşünmüyor. Fakat üstadımızın şeyi var o beşinci notanın sonunda. Hassasiyeti ilmiyenin tezahüdüyle. Yani ilim gittikçe inkişaf ediyor ya, daha da derinleşiyor, daha da mesela eşyanın şeyine iniyor. Hassasiyeti ilmiyenin tezahüdüyle ve her gün binlerce cenazenin ikazatıyla veyahut mevt alut hadisatın ikazatıyla beşer gaflet uykusundan uyanacak. Başka çaresi yok. Herhalde böyle olacak inşallah. Umumi ve külli bir hidayete inşallah bu son meyvesini verecek. Çünkü Risale-i Nur da elimizde zaten elhamdülillah. Evet, işte alemin bu kadar, işte alemin bu kadar birlikleri ve vahdetleri güneş gibi zahir bir tek vahid-i ahade. Vahidiyet içinde ahadiyeti görmek, yani değil mi? Cenab-ı Hakk'ın birliğini yani güneş gibi seyretmek demek. Her şeyde bu var. Vahid-i ahade işaret ve delalet eden bir hüccet-i bahiredir. Hem kainat unsurlarının ve nevilerinin her birisi bir olmasıyla beraber zeminin yüzünü ihata etmesi ve birbirinin içine girmesi ve münasebettarane belki muavenetkarane birleşmesi. Münasebet, her şey birbiriyle münasebet ve alaka içinde ve birbiriyle yardımlaşma içinde. Tüm kainatın unsurları birleşmesi elbette malik ve sahip ve sanilerinin bir olmasına bir alamet, bir alameti zahiredir. Bir de buradan okuyalım. Dördüncü mertebe-i nuriye-i hasfiye. Bir vakit ihtiyarlık, gurbet, hastalık, mağlubiyet gibi vücudumu sarsan arızalar bir gaflet zamanıma rast gelip şiddetli alakadar ve meftun olduğum vücudum belki mahlukatın vücutları ademe gidiyor diye
elin bir endişe verirken, hakikaten bakıyoruz kainat çok muazzam bir sistemle, harika bir sanatla, çok nihayetsiz bir hikmetle yaratıldığını artık herkes kabul ediyor yani. Bugün ilim de, fen de bakıyor, hayretler içinde kalıyor. Tamam da ama her şey aynı zamanda ne yapıyor? Akıp gidiyor, hiçbir şey kararında kalmıyor, hiçbir şey elde durmuyor. Ne hayat kalıyor, ne vücut kalıyor, ne mahlukat, ne mevcut, hepsi geçip gidiyor. E ne kadar kıymetli olursa olsun bu durumda ne kıymeti var ki? Değil mi? Bak işte buna bir çare. Beşerin gelip dayandığı nokta burası yani. İşte buna bir çare bulmazlarsa veya bu bir çareci olmazsa, Risale-i Nur'da gösterilen bu çare iltizam edilmezse her şey havada kalır yani. Ya tamam, vücudunu seviyorsun, hayatını seviyorsun, her şeyi feda ediyorsun ama neticesi belli. Mahlukat da öyle, mevcudat da öyle. O zaman ne manası var, ne kıymeti var değil mi? Ama üstadımız, Allah Allah, çok yerlerde olduğu gibi burada çok hoşuma gidiyor burası, onun için müsaadenizle okuyacağım. Evet, bir vakit ihtiyarlık, gurbet, hastalık, mağlubiyet gibi vücudumu sarsan arızalar bir gaflet zamanıma rast gelip şiddetli alakadar ve meftun olduğum vücudum, belki mahlukatın vücutları ademe gidiyor diye, yokluğa gidiyor diye elim bir endişe verirken yine ayeti hasbiyeye müracaat ettim. Dedim, manama dikkat et ve iman dürbünüyle bak. Manama dikkat et ve iman dürbünüyle bak. Ben de baktım ve iman gözüyle gördüm ki bu zerrecik vücudum hadsiz bir vücudun aynesi. Bu zerrecik vücudum hadsiz bir vücudun aynesi. Ve nihayetsiz bir inbisatla, nihayetsiz bir genişlemeyle, inbisatla hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile. Ve kendinden daha kıymetler, baki müteaddit vücutları meyve veren bir kelime-i hikmet hükmünde bulunduğunu ve mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetler olduğunu ilmel yakin ile bir hadsiz bir inbisat ile. Mesela diyelim bu masanın da bir vücudu var ama oturduğu yeri alakada. Ama bizim vücudumuz evet belki ondan daha küçük ama hayatı verdi diyor Üstadımız. Hayatı vermekle alem-i şehadet kadar bir inbisat bize veriyor yani. E bak güneşle alakadarız. Hava ile, su ile mesela, Allah Allah. Nasıl böbreğimiz hayati unsurumuzdur, olmasa yaşamayız. Bak güneş de evet bizim vücudumuzun dahilinde değil ama sanki dahilinde gibi yani. O da olmasa yaşayamayız. Ha, demek vücudumuzun bir nevi bir parçası gibi. Bak hayatı verdi Allah Allah. O hayatla ne yapıyor? Alem-i şehadet kadar vücudumuz genişliyor. Sonra insaniyeti verdi. Bak, insan sadece hayvan gibi değil mi? Bulunduğu vakitle, zamanla alakalı da geçmişi, geleceği düşünüyor. Ha, insaniyeti vermekle geçmişe. Sonra İslamiyeti verdi. Sonra imanı verdi. Sonra muhabbet ve marifetini verdi. İşte demin okuduk. Allah'ın birliği değil mi? Ezelden ebede uzanan bir saltanat sahibinin bir eseri olmak değil mi? Onun sanatı olmak. Onunla münasebetler olmak. Yani bizim de sanki nasıl Allah'ı bulan her şeyi bulur diyor üstadımız. Kamil bir müminin dünyanın kuruluşundan ahiretin nihayetine kadar diyor. Manevi bir hayatı var. Ve bu hayat, o şuaların sonunda var. Bu manevi hayat yani dünyanın kuruluşundan ahiretin nihayetine kadar alakadar münasebetler bir manevi hayatı vardır. Ve bu hayat ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan medet alıyor. Ya yani Allah'ı bulmakla insan her şeyi buluyor. Burada diyecek yani hatta firaksız en var mı her şeyin şeyine kavuşuyor yani. Ha. İşte bu kadar imbisat etmiş, bu kadar kainatla münasebet peyde etmiş bir hayat, bir vücut. Allah Allah nasıl olur? Yok olur gider yani. Nasıl olur? Hiç olur ya. Allah Allah. Ben de baktım ve iman gözüyle gördüm ki bu zerrecik vücudum hadsiz bir vücudun aynesi. Hadsiz bir vücudun aynesi. Ve nihayetsiz bir inbisatla hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile. Ve kendinden daha kıymetler, baki müteaddit vücutları meyve veren bir kelime-i hikmet hükmünde bulunduğunu ve mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması
ebedi bir vücut kadar kıymetli olduğunu ilmel yakın ile bildim. Allah ne kadar güzel. Çünkü şuur-i imanla bu vücudun vacib-ül vücudun eseri ve sanatı ve cilvesi olduğunu anlamakla vahşi evhamın hadsiz karanlıklarından ve hadsiz ve evet hadsiz müfarakat ve firakların, ayrılıkların elemlerinden kurtulup mevcudata hususan zihayetlere taalluk eden ef'alde, fiillerde esma-i ilahiye adedince uhuvvet rabıtalarıyla münasebet peyde ettim. Bütün sevdiğim mevcudata muvakkat bir firak içinde daimi bir visal var olduğunu bildim. Bu ayrılıklar, bu şeyler geçici, muvakkat. Ya çünkü ebedi, daimi bir şeyin yanında 3 sene, 5 sene önemli değil ya. Yani. Allah. Muvakkat bir firak içinde daimi bir visal, bir kavuşma var olduğunu bildim. Malumdur ki kariyeleri ve şehirleri ve memleketleri ve taburları ve kumandanları ve üstadları gibi rabıtaları bir olan adamlar sevimli bir uhuvvet ve dostane bir arkadaşlık hissederler. Ve bu gibi rabıtalardan mahrum olanlar daimi elim karanlıklar içinde azap çekiyorlar. Hem bir ağacın meyveleri, şuurları olsa birbirinin kardeşi, birbirinin bedeli ve müsahibi ve nazırı olduklarını hissederler. Eğer ağaç olmazsa ve ondan koparılsa her biri o meyveler adedince firakları hissedecek. Yani aynı hemşeri, aynı mesela asker arkadaşı veya şey veya aynı ağacın meyveleri gibi. Yani bir vahdet. Birisi koparılsa Allah sanki bütün o meyvelerden ayrılmış gibi bir firak hissedecek. İşte imanla ve imandaki intisapla. Bak iman bir intisaptır diyor Üstadımız 23. sözde. İnsanı kime bağlıyor? İman bir intisaptır. İnsanı Sani-i Zülcelal'e nispet ediyor. Bağlıyor. Bu vahdet-i vücutçular bu şeyler çok karıştırıyorlar. Yani. Halbuki mesela Allah Allah aynı manayı Üstadımız daha ilerisini gösteriyor. Fakat hiç şeyi karıştırmıyor yani. Elhamdülillah. Hiç insanı şüpheye vesveseye düşünmüyor. Onların şeyle gittiğin zaman Allah muhafaza adam kendini şey gibi görüyor. Haşa. Ya öyle değil ya. Biz Allah'ın sanatıyız, mahlukuyuz. Emlüküyüz değil mi ya? Nasıl? Allah Allah. O bizde tasarruf ediyor. İcat ve tesir cihetinde zerre kadar müdahalemiz yok. Ama ona mensup olmak işte yeter ya. Bizim için en büyük şeref. Ona intisap etmek. Her şey kıymetini intisaptan alıyor. İntisap. Bak. Yani sizlere haşa şey etmek için değil. Yani mesela o kadar dertleşiyoruz. Ha buyur. Bunun ne kıymeti var? İntisapla değil mi? Bir şebekeye bağlanıyor bu telefon. Seni bütün dünya ile görüştürüyor, konuşturuyor. Doğru mu? Doğru. Kes alakayı. Faturayı ödeme. Hadi buyur. Kapan. Neye yarar? Kaş. Buyur. Bak bütün kıymeti intisaptan geliyor mu gelmiyor mu? Şimdi herhalde insan bu telefon cihazından daha basit, daha adi değil değil mi? Bu nereye bağlanıyor seni dünyayla görüştürüyor, konuşuyor? Şebeke basit. Mesela Türksel, Aysel neyse. İnsan imanla kime bağlanıyor? Ezel ebed sultanı olan Allah'a bağlanıyor ya. Kainatın halıkı değil mi? Kainatın sultanı. Bundan daha ileri şeref ne olabilir ya? Yani niye karıştırıyorlar ki böyle? Hemen bir şey yazın Allah Allah. Allah Allah ya. Ya. İşte imanla ve imandaki intisapla her mümin gibi bu vücudum dahi hadsiz vücutların firaksız envarını kazanır. Hem Allah'ı buluyorsun hem de Allah'ın bütün mahlukatını, bütün mevcudat, kendi kardeşin gibi, kendi yani evin gibi, kendi hanen gibi değil mi? Kamil bir mümin değil mi diyor? Dünya benim hanemdir. Güneş meyli benim lambamdır. Yıldızlar benim mumlarımdır diyebilir. Ya ne senin rahmetlisin, ne senin ya? Benim
Benim lambam ya. Ya olsun seninki. Sana verme, ışık vermekle bana zarar vermiyor ki. Yani. Senin de olsun, benim de olsun. Ya. Ama böyle bakabilir. Hakikaten güneş benim lambamdır. Vesselam. Diyebilir. Ama sana, senin istifade etmen bana zarar vermiyor. Hakikaten daha da neşelendiriyor. Daha da değil mi? Şenlendiriyor yani. Efendimizin secdeyi uzatması, işte sen affolunmadın mı? Niye bu kadar hani eşlerimin ona söylemesi bende? Şükreden bir kul olmayayım. Ya. Yani Efendimizin o şeyi, demek ki bu intisaptaki sır ve lezzet ya. Ne kadar muhteşem bir şey ki. Ya. Zirve orada. Ya. Efendimizin o secdesinde yani. Allah Allah. İşte imanla ve imandaki intisapla. Her mümin gibi, her mümin gibi ya. Bak yani Cenab-ı Hak bu kainatta diyor binler kainatları birbiri içinde yaratmış. Mesela diyelim ki burada bir salon var değil mi? Bir salon. İşte 50 kişi var. Ama 50 kişinin alemine her birisine bir salon giriyor mu girmiyor mu? Giriyor. Vesselam. Benim alemime giren sana zarar vermiyor ki. Sana da ona da ona da. Cenab-ı Hak zaten Allah'ın kudretinde noksaniyeti yok. Herkes için bir dünya yaratabilir. Zaten öyle diyor. Ahirette herkese dünya kadar bir dünya ama fani dünya gibi değil. Ebedi bir dünya. Bir de umumi cennetten de ayrı şey olacak yani. Hususi bir dünyası olacak. Dünya kadar bir dünya. Hem de ebedi. Daha ne istiyoruz? Ya. İşte imanla ve imandaki intisapla her mümin gibi bu vücudum dahi hadsiz vücutların firaksız envarını kazanır. Kendisi gitse de onlar arkada kaldığından kendisi kalmış gibi memnun olur. Bununla beraber 24. mektupta tafsilen kat'i ispat edildiği gibi her zihayatın, şimdi okullarda da okutuluyor, aynı fenler, aynı dersler, aynı manalar diyelim, mana cihetiyle de değil. Aynı objeleri diyelim, aynı materyalleri, aynı şeyleri okutuyor ama ne kadar cansız, ruhsuz, manasız, lüzumsuz. Talebeleri usandırıyor, bezdiriyorlar yani. Bazen üstad da aynı şeyleri anlatıyor. Ama her şey ne kadar kıymet kazanıyor ya. Ne kadar canlanıyor, ne kadar hayatlanıyor. Buyurun. 24. mektupta tafsilen kat'i ispat edildiği gibi her zihayatın, hususan zihruhun vücudu bir kelime gibidir. Hususan zihruhun zuhru, ruh sahiplerinin vücutları birer kelime gibidir. Söylenir ve yazılır sonra kaybolur. Söylenir, yazılır sonra kaybolur. Bak mesela elhamdülillah dedi. Bir kelime değil mi? Bir kelime. Ama ağızdan çıkar çıkmaz kaç kelime oldu? Bir kere 50 kişi burada varsa herkesin kafasına bir kelime girdi. Elhamdülillah girdi. 1000 kişi olsaydı ona da girdi. Bütün zerre, hava zerreleri adedince mesela Allah Allah buyur. Nakş oldu. Kayıtlara da giriyor yani. Evet buyur. E şimdi senin vücudun diyor bir kelime gibidir. Söylenir, yazılır, sonra kaybolur, kaybolur, yok olur demiyor. Bak kaybolmak başka, gözden kaybolmak başka, yok olmak başka. Adam burada duruyor, bir odaya geçer yani. O yok olmadı yani, ha buradan kayboldu, tamam. Söylenir ve yazılır, sonra kaybolur. Fakat, kendi vücuduna bedel ikinci derecede vücutları sayılan hem manası, hem hüviyeti, misaliyeti ve sureti, hem neticeleri, hem mübarekse sevabı, hem hakikati gibi çok vücutlarını bırakır, sonra perde altına girdiği gibi, sonra kaybolduğu gibi. Yani bunları bırakıyor, sonra kaybolduğu gibi. Aynen öyle de. Bu vücudun ve her zihayatın vücudu, zahiri vücuttan gitse, ziruh ise hem ruhunu, hem manasını, hem hakikatini, hem misalini, hem mahiyet-i şahsiyesinin dünyevi neticelerini ve uhrevi semerelerini. Mahiyet-i şahsiyesinin dünyevi neticelerini ve uhrevi semerelerini. Yani sevapları mesela şey. Hem hüviyet ve suretini, hem hüviyet ve suretini bırakır kaybolur demiyor. Bak rahmetli Sungur abi diyor, bırakır dese zaten büyük bir hazine. Bu kadar şeyleri bırakıp gitmesi... Zaten büyük bir hazine var. Öyle demiyor ya. Bir de nerelerde bırakır? Bir de onu söylüyor. Bak nerelerde bırakır? Yani öyle bir kelime olarak gelip bir kelime olarak gitmiyor.
Bir kelime geliyor, bin kelime gidiyor. Yani bin netice, bin meyve bırakıp gidiyor yani. Onun için bak nerelerde bıraktığını da söylemesiyle bak ne kadar, ya işte beşerin en büyük musibeti, belası bu. Yok olmak, ölmek, hiç olmak, hiçliğe düşmek. Ya buna da kimse bir çare bulduğu yok. E buyurun kardeşim işte. Bu çareyi okutalım ya. Hem delilli, ispatlı, izahlı, hal hal. Bak hem manasını, hem hüviyet misaliyesini, hem uhrevi semerelerini, hem hüviyeti ve suretini nerelerde bırakır? Hafızalarda. Doğru mu? Doğru. Hafızalarda. Ve elvah-ı mahfuzada. Elvah-ı mahfuzada. Geçen şeyi okurken kainattaki bu nizam ve intizamı üstadımız elvah-ı mahfuza hükmünde kabul ediyor yani. Her şey nizam intizamla yaratılıyor ya, sonra da mesela akıp gidiyor. Zaman seyrinde değişiyor. İşte o intizam nizam dairesinde aldıkları, mesela askerlerin dizildiği gibi taburlar, şeyler bir nizama giriyor. Onlar kaydediliyor, tamam. Sonra dağılsa da o şey devam ediyor. O mana yani. Ha, demek ki bak kainatın aldığı şu şekil, şu şekli hazır. Biraz sonra yok olsa da, kaybolsa da ne olur? Yani yok olmaz. Yani kaybolsa da yok olmaz. Ha, demek her şey yani elvah-ı mahfuzada, yani nizam, intizam dairesinde ne yapıyor? Resmi geçit nöbetini veriyor. Sonra kaydediliyor, sonra gidiyor. Mesela yok olmak yok. Ne kadar güzel ya. Elvah-ı mahfuzada ve sermediği manzaraların film şeritlerinde. Sermediği manzaraların, yani ebedi ezeli manzaraların film şeritlerinde. Ve ilmi ezelinin meşherlerinde. Ya Allah'ın ilminde zaten kaydediliyorsunuz. Daha bundan daha büyük kıymeti ne olabilir? İlmi ezelinin meşherlerinde ve kendini temsil eden ve beka veren fıtri tesbihatını defteri amalinde ve esma-i ilahiyenin cilvelerine ve muhteziyatlarına fıtri mukabelelerini ve vücudi aynadarlıklarını daire-i esmada, Allah'ın isimlerinde ve daha bunlar gibi zahiri vücudundan daha kıymetdar, müteaddit manevi vücutlarını kendi yerinde bırakır, sonra gider. Sonra gider güle güle. Yolu açık olsun değil mi? Bu kadar meyve, semere verdikten sonra. Çünkü gitmesi lazım. Yeni gelenlere de yer açılsın ki onlar da vazife yapsınlar diyor üstadımız. Yani o ayrılıkta da bir firak yok elhamdülillah. Bir tazelenme var, bir teceddüt var. Sonraki der, ilmel yakın suretinde bildim. Bak ilmel yakın, yani bu ilmi bir düstur haline gelmiş artık. Bunu niye mekteplerde okutmayalım ki yani, değil mi? Tüm beşerin bu yaralarına bir tedavi olsun. Herkes şevklensin. Değil mi? Sürüre kalb olsun yani, bu elemden, firaktan, ayrılıktan, ölümden artık kimse endişe etmesin diye. İşte iman ve imandaki şuur ve intisapla bu mezkur baki manevi vücutlara sahip olunabilir. Ha. Ya buna herkes, hayır, imanla bak, imanla. Şimdi bunlar zaten oluyor, bunları Cenab-ı Hak zaten yaratıyor, yapıyor, icat ediyor. Tebeddül, tecdid ediyor mesela. E bizim hissemiz, eğer biz de buna iman ediyorsak, aynen bizim malımız gibi oluyor onlar. İmanla ne yapıyor? İşte iman, imandaki şuur ve intisapla bu mezkur baki manevi vücutlara sahip olunabilir. İman olmazsa bütün o vücutlardan mahrum olmakla beraber zahiri vücudu dahi onun hakkında ademe ve hiçliğe gider gibi zayi olur. Zaten 24. mektubu ediyor işte. Nasıl? Gözsüz, değil mi? Kulaksız diyelim, işitmeyen, görmeyen bir adama hiçbir şey yok. Aslında her şey var ama onun için bir şey yok. İşte imansıza hiçbir şey yok. Allah Allah. Ya iman ne kadar önemli ya Rabbi ya. Cenab-ı Hak şimdi insanlara hidayet versin inşallah. İman olmazsa bütün o vücutlardan mahrum olmakla beraber zahiri vücudu dahi onun hakkında ademe ve işte gider gibi zayi olur. Bir zaman bahar çiçeklerinin çabuk mahvolmalarına çok yazığım geliyordu. Hatta o nazeninlere acıyordum. Burada beyan edilen hakikati imaniye gösterdi ki o çiçekler alem-i manada çekirdeklerdir. Sabıkan beyan ettiğimiz ruhtan başka bütün o vücutları meyve veren birer ağaç, birer sümbül hükmünde nur-u vücut noktasında kazançları bire yüzdür. Zahiri vücutları mahvolmaz, saklanır. Hem baki olan hakikati neviyesinin
tazelenen suretleridir. Hem baki olan hakikat-i neviyesinin tazelenen suretleridir. Geçen baharda yaprak, çiçek, meyve gibi vücutları bu bahardakinin mislidirler. Fark yalnız itibaridir. O itibari fark dahi o hikmet kelimelerine ve rahmet sözlerine ve kudret harflerine ayrı ayrı müteaddit manaları verdirmek içindir bildim. Fark yalnız itibaridir. O itibari fark dahi bu hikmet kelimelerine ve rahmet sözlerine ve kudret harflerine ayrı ayrı müteaddit manaları verdirmek içindir bildim. Ne kadar güzel. Yazıklar yerinde maşallah, barekallah dedim. İşte imanın şuuruyla ve iman intisabıyla, iman rabıtasıyla arz ve semavat sanatkarına intisap noktasında gökleri yıldızlarla, zemini çiçekler ve güzel mahluklarla yapan, süslendiren ve böyle her bir sanatta yüzer mucize gösteren bir sanatkarın eseri sanatı. Her bir sanatta Allah Allah yüzer mucize gösteren her bir sanatta. Mesela üstadımız onu diyor ya, insan bir hulasa mesela, kainat bir ağaca benzerse, yani nasıl incir ağacının bütün hususiyetleri incir çekirdeğinde derc ediliyor. Aynen kainat bir ağaç var dediyse, bütün kainatın hulasası insanda derc ediliyor. Hatta insanın kendisi bile, mesela ne kadar hücrelesi var, eski eserlerinde var üstadımızın. İnsan bir kitle-i mevattan müteşekkil bir mahluk değil, ölü cansız maddelerden. Belki her bir hücresi küçücük bir insan olan büyük bir hücreyle kübra atmıyor. Bak, her bir hücresini dahi tekrar ayrı ayrı bir insan gibi yaratıyor Cenab-ı Hak. Bir nakışta bin nakşı nakşediyor, derce diyor Allah'ın kudretinde. Bunlar çok kolay. Zaten yapıyor. Zaten bunu bu dünyada görüyoruz. Bunu ilim de kabul ediyor, fen de kabul ediyor. Herkes kabul ediyor. Esas problem ya, bu kadar sanatı, bu kadar harika şeyler neden yok olup gitsin? Ya yok olmuyor işte kardeşim. Başka daimi, ebedi, geniş bir memlekete doğru gidiyor. Nasıl insan anne karnından bu dünyaya geldik değil mi? Anne karnında 99 aylık bir hayatımız vardı. Ama el, ayak, göz, kulağımız vardı orada herhalde değil mi? Son günlerimizi düşünelim. Neye yarıyordu? Başka bir dünyaya hazırlıyor. Bir şeye yaramıyordu orada değil mi? Hatta çocuğun aklı olsa sorsan, ya ne bu? Ya hiç sorma ya. Yerimizi dar ediyor bu el, ayak, çıkıntılar, böyle lüzumsuz şeyler. Sıcacık bir dünyamız var. Rızkımız ayağımıza geliyor. Bunlar olmasa daha rahat yaşa. Yahu sen bak başka bir aleme, uçsuz bucaksız bir aleme gideceksin. Bunlar olmazsa orada hiç bir türlü anlatamazsın orada. Ama dünyaya geldiği zaman ah Allah Allah, göz, kulak, el, ayak neymiş, tamam. İşte iman diyoruz ya, iman değil mi? Bu sonsuz istekler, arzular, hayaller değil mi? Talepler, şeyler, bak o anne karnındayken yoktu öyle bir şeylerimiz. Onlar da bu dünyada bize verildi. Verildi ama karşılığı yok. Ebedi bir hayat istiyoruz, yok burada. Bak Kur'an-ı Kerim bize diyor ki, siz diyor öyle bir aleme gideceksiniz. İşte bütün bu imanınız değil mi, bu şuurunuz, bu intisabınız, Allah'ı bilmeniz işte orada. Allah, oh. Sonsuz bir aleme gidiyoruz yani. Bunlar olmazsa, iman olmazsa orada ne yapacağız? Ya burada da olmazsa burada kaybediyoruz işte. İmanla bunlar kazanılıyor ya. Allah Allah, burayı kapatsam karanlıkta hiçbir şey görünmüyor işte. Ama açtığın zaman her şey görünüyor işte. İman böyle bir şey. İman bir nurdur. Ya işte imanın şuuruyla ve iman rabıtasıyla arz ve semavat sanatkarına intisap noktasında gökleri yıldızlarla, zemini çiçekler ve güzel mahluklarla yapan, süslendiren ve böyle her bir sanatta yüzer mucize gösteren bir sanatkarın eseri sanatı. Yani gökler, yıldızlarla beraber sen de düşünülüyorsun yani. Evet sen küçük bir mahluk gibisin ama o şeyde öyle bir yere konuluyorsun ki yani. Semavatı yaratan zat seni de kendi yerinde, kendi mevkiinde yaratıyor ve bütün kainatla alakadar ve münasebetler bir şekilde yaratıyor. Nasıl bir incir çekirdeğini, incir ağacıyla bütün alakadar münasebetler yaratıyor. Aynen insanda öyle. Her bir insanda adeta bir kainat derc edilmiş. Böyle bir sanatta, öyle bir, her bir sanatta yüzer mucize gösteren bir sanatkarın
eseri sanatı ve böyle hadsiz harikalı bir ustanın yapılışı olmak. Yani Allah'ın eseri olmak. Allah'ın sanatı olmak değil mi ya? Allah'a ekber ya. Bize bizden daha yakın Cenab-ı Hak. Bizi yapıyor, yaratıyor, idare ediyor, rızkımızı veriyor. Şu anda da hayatımızı devam ettiriyor. Hayatımızın devamı için binler reaksiyonlar, fonksiyonlar şu anda cereyan ediyor. Hiçbirinden haberimiz yok. Ama onları bizzat desti kudretiyle Cenab-ı Hak idare ediyor ya. Bizden bize daha yakın. Ve bizim kainatla olan münasebetimizi tesis ediyor, temin ediyor. Hiç haberimiz bile yok. Ya sadece bize düşen biz Cenab-ı Hak'tan bir bunları güzel okumak, anlamak, kabul etmek, tasdik etmek, iman etmek. Bunu da doğru dürüst yapamıyoruz. Ya bir de idaresini bize verse ne idare edeceğiz? Yatınca kalkamıyoruz, kalkınca yatamıyoruz. Uykumuz kaçınca bir tane. Ya Allah Allah. Böyle bir ustanın yapılışı olmak, böyle hadsiz harikalı bir ustanın yapılışı olmak ne kadar antika ve kıymetdar ve şuuru varsa ne kadar iftihar eder ve şereflenir diye uzaktan hissettim. Hususen o nihayetsiz mucizekar usta koca semavat ve arzın büyük kitabını insan gibi küçük bir nüshada yazsa, koca semavat ve arzın o büyük kitabını insan gibi küçücük bir nüshada yazsa, belki insanı o kitaba müntehap ve mükemmel bir hulasa yapsa, o insan ne kadar büyük bir şeref, bir kemal, bir kıymete medar ve iman ile mazhar ve şuur ve intisab ile o şerefe sahip olacağını bu ayetten ders aldığımdan, şimdi bak bu manaları her bir insanı Cenab-ı Hak halife-i ruh-i zemin mahiyetinde yaratmış. Ve herkese bunu ebedi bir surette kazanma fırsatını, imkanını vermiş. Bak dünyanın geçici, aldatıcı saltanatı için nasıl millet birbirini kırıyor, döküyor. Ne olacak? Padişah da olsan yine hastalanıyorsun, yine ölüyorsun. Ya esas saltanat işte bu. Hem de daimi saltanat, hem de bütün kainata sultan olmak. Bütün mevcudata sultan. Herkese bu yol açık. Padişahla sen burada farkın yok. Neden bu mana için çalışmıyorlar insanlar ya? Mahiyetimizi çok iyi bilmiyoruz. Mahiyetimizi çok iyi bilmiyoruz. Değil mi ya? O 23. sözde gene diyor ya. İnsanı tanımlarken mektubat-ı rabbani, meraya-i subhani ve memurun ilahi. Yani bu üç mükemmel külli sureti insanı tarif ediyor. Farkında olmuyorsun. Bak abi bak padişahlar, bak padişahlar bu manayı bilse gıpta etmezler mi? Ederler, hakikaten de ederler. Ama hepimizin elinde bu fırsat var. İnsanlar gafletteyiz yani. Hususen o nihayetsiz mucizekar usta. Yani kainatı yaratan, bütün ezelden ebed, her şeyi idare eden Allah, koca semavat ve arzın büyük kitabını insan gibi küçük bir nüshada yazsa, ki yazmış, belki insanı o kitaba müntehap ve mükemmel bir hulasa yapsa, yapmış. O insan ne kadar büyük bir şeref, bir kemal, bir kıymete medar ve iman ile mazhar. Ve bunu da tekrar kainat nispetinde genişleterek sana ihsan edeceğini, daimi ihsan edeceğini vaat etmiş. İnsan iman ile buna mazhar ve şuur ve intisab ile o şerefe sahip olacağını bu ayetten ders aldığımdan niyet ve tasavvur cihetinde bütün mevcudatın dilleriyle hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bu manalara da yine ne ile olabilir ancak yine Allah'ın yardımıyla olur yani. Yoksa hakikaten insan kendisine kalsa çoğu zaman gaflete düşüyoruz. Onun için ne diyoruz hep beraber? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Ufranı kerim bana ve deyken nasir. Çok uzadı mı kısaldı mı? Çok güzel olsun. Hakkı güzel olsun. Allah razı olsun. Harikumsan. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bizim bir şemsiye apamız vardı ya, evet. Kaliningrad'da, Rusya'da. Evet. Göz profesörü, çok kahraman bir teyzeydi yani. 90 yaşında vefat etti. Arabasını alır kardeşleri derse götürürdü yani. Allah Allah. Oğlum ben yaşlıyım diyordu ya, 80 yaşında bir şey olmaz dedi. Ben size 70-80 yaşında şey ben sizin nenenizim diye. Nenenizim de derslerimde geri kalmazdı. Hiç kimse de onu dersten şey yapamaz. Öyle böyle bizim o şart kıyafetleri gibi sarardı başını şeyin. Vefat etmiş. Onun da ruhu için, üstadımızın, abilerimizin, geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için. Geçen Refet abi vefat etti değil mi?
Onun da ruhu için, hekim oğlu İsmail'in de ruhu için, Allah razı olsun, El Fatiha.